Babaya bir merhaba diyelim. Duyabiliyor musunuz Murat beni? Sizi de alabiliyoruz İnce Ertuğrul. Tamam. Önce başsağlığı dilemek istiyorum. Neydi babanızın ismi? Mehmet. Mehmet Bey, başınız sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bir yandan evladınızın katili bulunsun istiyoruz. Odur asıl meselemiz ama konuşulanlar bizi her an daha çok şaşırtıyor ve kafamız karışıyor. Birdenbire bir namus meselesi olduğunu iddia etti dün ürünüz. Ardından burada olay yerine gelen kuzenle ölen Hacı Veli'nin küs olduğunu öğrendik. En yakın arkadaşı Arif'in çağrıldığı halde vurulduğunda yanına gitmediğini öğrendik. Yine yakın arkadaşı Suat'ın orada olmasına rağmen duymadığını, olayı görmediğini söylediğini öğrendik. Ne oldu? Kim öldürdü sizce oğlunuzu? Ne geldi başına? Şimdi iddialara cevap vereyim. Ayşe Taşdöğen ilk kafasından yaralandığı ilk olay. Ayşe'ye sorulmasını istiyorum. Hastanede anlatın, öldürmeyi istediğin, öldürmeyen Allah'ım öldürmedi diye. Öldürmedi. Kelimesini hastanede konuştu mu, konuşmadı mı? Gelinim mi? Nasıl, anlamadım. Ben söylemedim. Bir dakika, Ayşe cevap versin. Ne Ayşe? Ben duydum. Böyle bir şey cevap konu söylemedim. Ne demiş anlamadım. Yani Kadir'de de uğraşıyor. Ayşe söylemedi. Rahmetli oğlum söyledi. Ha oğlun. Ne dedi bir daha söyle. Oğlum, rahmetli oğlum söyledi Hacı Veli. Evet. Hacı Veli ona birinin kimin saldıracağını biliyor muydu sence? Benim şeyden damadım Bülent de kaldı. Ayşe de kaldı başında. Evet, ikimiz kaldık. İkisi kalınca beraber damadım Bülent söyledi. İkay sonra, İkay. Bunu kim için söyledi yani? Birini mi işaret etti? İkay sonra söyledi. Bunu birini işaret etti. Gelinim söylemedi bana bak. Ben duymadım ki böyle bir şey. Nasıl söyleyeyim baba? Duymadım. Şey hakkı alabilir miyim? Söz hakkı. Hacı Veli başından vurulduğu zaman saçmayla Denizli'de Server Gazi hastanesine yattı. Tamam, ne dedi, ne dediğine gelin. Hep birlikte bağırdık. Ben şey dedim yani Hacı Veli'nin yanında kaşığı olarak. Hemen dedi bir böyle taştı. Ben şey diyeyim dedi. Galayım dedi. Bilal, yanında. Yanında. Evet. Ondan sonra annem dedi. Mesela biz dedi tamam dedik. Madem dedik gal dedik. Bülent Taşdöğen'e, Ayşe Taşdöğen'e Hacı Veli'nin yanında kaldı. Kaldı yani. Hastanede kaldı. Başından yararlı olduğu için. Bülent amcasının oğlu mu? Eniştesi. Halasının. Yani hem hala oğlu hem enişte. Ondan sonra Hacı Veli tabii o acıyla yattığı yerden beni öldüreceklerdi ama Allah da öldürmedi mi? Öldürmüyor. Beni kabirde olur. Bundan işi yok. Bunu niye anlatıyorsun demiş. Mehmet amca? Bunu niye söylüyorsun? Tamam. Bunu haberim haber yoktu diye şey Ayşe Taşdöğen öyle iddia ediyor da onu şey ediyor. Ama bu önemli. Artı ikinci soru. İkinci hanım yani bunu benim yanımda söylemedi. Ben duymadım. Kime söylemiş bunu? Bilmiyorsun. Sen ilk defa duyun, ben duyayım. Ben şimdi babamdan duyuyorum. Rüyasında kendi kendine yatakta feryat etmiş söylemiyor. Rüyasında konuşuyor. Yani rüyasında konuşmuş, Bülent duymuş. Bu Bülent Taşdöğen'i de arkadaşlar ulaşalım. O da lütfen buna bir cevap versin. Mehmet Bey, siz oğlunuza iki kere saldırıldı. Buyurun. Ve sonuncuda da ne yazık ki öldürüldü. Ama bütün şikayetleri geri çektirmişsiniz. Onu da cevaplayacağım. Buyurun. Yaşar Koca Iğdır dedi ki 15 gün içinde ben bu şeyi olayı çözeceğim oğlum dedi. Kim dedi? Yaşar? Yaşar Koca Iğdır duyurum. Oğlum ben bu olayı çözeceğim. 15 gün içinde ben bu olayı çözeceğim. Nerede hangi şey avcı attıysa o avcıyı bulacağım dedi. Yaşar Bey dedi mi böyle bir şey? Mümkünü yok ya. Ben öyle 15 gün içerisinde nerede bir zabıta mıyım? Bir de konuşsanız da tamam da zabıta mıyım ben? Evet, karab ben olmayayım 15 gün içerisinde çözüyor? Ben nasıl üstüne bulacağım? Üstüne çok şey koydu. Ama onun üzerine şikayetten vazgeçmişler. Senin bu lafın üzerine öyle hayır. Geçtik.
Hatta hayır, bu lafı hayır, ben de şey ettim yani. Sen bu, de duydun. Duydum yani. Böyle böyle şimdi, 15 gün içinde bu Mehmet yani amca lütfen çözülecek. Canlı yayında kalsın. Murat'ın hayır. konuğu. Mustafa Bey attı çünkü Mustafa ile ilgili iddialar var. Sonrasında öldürüldükten sonra küsmüşler Mustafa Bey'le. Durduk yere küsülmez. Ama şimdi Mehmet Bey diyor ki burada Yaşar Kocaadır dünürü o iddiasını geri çekti diyor onu suçlarken. O da diyor ki ben çözerim. Bırak bu işi bana dedi. Evet, Hacı Veli Taşdöğen bundan 5 yıl önce kendi tarlasında öldürüldü ve bu cinayetin failleri hala ortaya çıkmadı sevgili seyirciler. Hacı Veli Taşdöğen'in eşi, kayınpederi, kardeşi, yengesi burada stüdyomuzda. Acılı Baba Mehmet Taşdöğen, Denizli'de Murat Sönmez'in muhabir arkadaşımın konuğu ve öldürüldüğü gün oraya nasıl geldiği konusunda ailenin kafasında şüpheler olan kuzeni Mustafa da telefon attığında. Mustafa Bey de telefon attığında. Bu niye önemli? Çünkü burada iddialar birbirine karışmış durumda. Her duyduğumuzda kafamız karışıyor. Ayşe diyor ki benim öldürülen eşim Hacı Veli Mustafa'nın şimdiki eşine sevdalıymış gençken olabilir. Onunla evlenmek istemiş. Bu olmadığı için küstüler ve benim ikinci kızım doğana kadar hiç konuşmadılar. Ayşe'nin iddiası bu. Ayşe öyle mi? Ve sonra Salih Hanım diyor ki biz resmen gidip hiç istemedik. İstemediniz ama böyle bir şey oldu mu Salih Hanım? Olabilir gençler arasında. Evet olabilir. Şimdi olmaz diye bir şey yok yani bunda. Peki bu küslük sebebi miydi? Bu önemli bir şey. Yalnız yani öyle bir şey olsaydı Hacı Veli bana derdi. Abi böyle böyle ben şu mesela özlemi seviyorum. Mesela Salih yalnız eşin olabilir dedi bak. Demek ki biliyor bir şeyler. Evet demek ki yani. Hayır gençlikken mesela şey yaptıysa kayınım ona bir şey yapabilir yani. Yalnız istemedik. Peki şu öldürüldüğü gün Mustafa Bey oraya geldi ve o olaydan bir süre sonra da küstünüz birbirinize. Onu suçladınız cinayetle niye? Bizden onu suçlama yapmadık yani. Yani Mustafa vurdu, Mustafa şöyle etti diye yani onun üstüne bir at yani konuşmamız olmadı. Orada peki Mustafa niye küstünüz? Yalnız söyledi. Az önce öyle bir şey söyledi. Neden küstünüz? Ya işte Hacı Veli vuruldu, öldü. Ve Mustafa Taşdöğen annesi, babası, amcam, yengem bunlar bizle hemen şey yani açtı, arayı açtı. Bunlar yani sırf yani Mustafa Taşdöğen bize küs değil. Mustafa Taşdöğen'in annesi, babası, ondan sonra amcası, Arif, Gil. Ondan sonra... Arif bu ilk vurulduğunda arayıp yanına gelmedi Arif. Yani Ayşe'ye kocan seni aldatıyor diyen Arif. Evet. Arif'i de konuşacağız. Yani niye birdenbire evet. Ayşe'yi arıyor kocan seni aldatıyor. Mustafa Taşdöğen size küstü ailesiyle öyle mi? Evet, Mustafa Taş... Bey niye? Mustafa Bey hatta mısınız? Alo. Arkadaşlar. Alo. Mustafa Bey neden küstünüz siz Hacı Veli öldükten şimdi, sonra? Biz Hacı Veli'ye küsmedik. Biz Hacı Veli'ye küsmesene daha bir senedir bile konuşmuyoruz. Kendi ailesi konuşmadı kimseyle. Bir ben değil yani. Bizim çevremizde, kendi sülalemizde kimseyle konuşmadılar. Mehmet Taşdoğan, Hasan Taşdoğan herkese küstü. Bunlar küstü. Allah'ım o diyor. Biz küsmedik yani. Yok, yok şu anda yani Mustafa Taşdoğan yani şey söylüyor yani evet. Bile bile şey söylüyor yani yalan söylüyor. Neden yalan söylüyor? Yani biz yani şey yapmadık yani küsmedik yani. Ya senin mesela öpüyoruz mesela. Peki küsme nedeni ne olabilir Salih Hanım? Sen anlatsın. Konuşmadılar yani gelip gitmedik. Onlar, niye? Onlar da gelmedi biz de gitmedik. Niye? Bu bir, olay olduktan sonra acaba bir şey... Şüpheleniyorlar İnce Efendim? Hanım. Demek ki şüpheleniyorlar. Herkes yani bir ondan gelip gitmediler. Şimdi neden şüpheleniyorlar? Ben artık? Şimdi söyleyeyim o 15 gün içerisinde bu Mustafa abi hani eşim vurulduktan sonra gözünden hemen ameliyat oldum dedi. Yanlış nasıl hatırlamıyorsam sağ gözü böyle kapalı bantlı ertesi bir şekilde. Ertesi gün ameliyata gitti. Pazartesi günü şimdi, şey oldu ertesi günü salı günü ameliyata gitti. Bunlar böyle bir rahatsız. Vurulduktan ne kadar sonra Ayşe bu önemli. Bir gün sonra. Eşim ertesi vuruluyor gün, ertesi biz gün dedi, önceden randevu almıştık dedi. Şimdi bunlar böyle bir ameliyat, bir hastalık, doktora falan gidecek oldu mu? 2-3 gün önceden duyuyoruz biz onu. İşte ameliyat olacakmış, gidecekmiş falan diye konuşuluyor yani. Hiç kimsenin hatta haberi yok, hiçbir şey yok. Geldi bu ben işte önceden almıştım, ameliyat oldum dedi. Şimdi o öyle geçti. Peki nedir burada sana, sen bunu niye anlattın? Bir şey düşündürüyor bu sana. Yani ben hani gördü bir şeyleri ya kaçarken ederken gözüne çarptı. Bir şeyleri saklamak için şey yapıyor. Bunun annemgil, abimgil de o yönde şüpheleri olduğu için demek ki araları açtılar, konuşmuyorlar. Yani durduk yere hacı öldü diye ölen benim kocam, ölen senin kardeşin. Hani küsmesi gereken o değil yani. Peki o gün tabii o telaşla bilmiyorum ama hiç yüzünde gözünde bir şey fark ettiniz mi Mustafa'nın? Fark etmedim. Bir de annesi...
Evet. Mustafa abinin annesi bana sürekli sen maskeli birini görmüşsün kaçarken. Sen maskeli birini görmüşsün. Görmedim diyorum. Ben görmedim. Bir dakika, kim? Mustafa'nın annesi. Annesi. Mesela. Sürekli bana böyle maskeli birinin oradan kaçtığını, kaçarken gördüğünü söylüyor. Ben görmedim dedikçe o sen gördün dedi. Şimdi bunlar böyle konuşuldukça. Ayşe, hızlı hızlı gidiyoruz ama o kadar önemli şeyler söylüyorsun ki. Yani. Mustafa Bey'in annesi senin böyle konuşman yönünde sana baskı mı yaptı? Hayır. Sen diyor görmüşsün diyor. Bana evet. baskı yapıyor. Sen görmüşsün diyor. Yani sen, görüp görmediğini anlamaya çalışıyorlar evet. demek ki. Hani benim maskeli birini görüp görmediğimi orada anlamaya çalışıyor. Ben de görmedim başka dedikçe oradan hani şey oluyor. Mustafa Bey, annen niye böyle bir şey durup dururken söylüyor? Annem öyle bir şey demiyor. Annem diyor ki Ayşe değil anlattığında yani kuyunun yanında incir var. İncir ağaçları mesela diyor ki hani, incir ağacını görüyor, yapraklar sallanıyor onlara diyor. Annem diyor onu gördüğüne göre diyor. Biri diyor. Mesela vurmuştur, kaçarken görmüştündür diyor. Ayşe diyor, görmedim i̇nince, diyor. Arabadan inince incir ağacının dalın, asmanın yaprağı sallanmıyor mu İnci Hanım? Yani rüzgarda şeyde. Onu bunu mu görmeyecek anlattın kadar. Orada mi yani inince dedi? O dalın yaprağın sallanmayacağını görmeyecek bunları kadar. Bunları görüyorsun kör da diyor, onları yani. Niye görmüyorsun diyor. Yani vurup da kaçarını diyor, maskeli niye görmüyorsun? Kişiyle ne alakası var? Yani maskeli olduğunu nereden biliyor? Maskeli ne? Bu maskeli kişi konuşuldu mu böyle daha sonra? Hayır. Ben yani hiç öyle. Hayır deme abi. Annen hayır. Bak herkes oturuyordu. Yengesi, Emine yenge Allah herkes oturuyordu. Herkes otururken söyledi. Burada hukuk kanunu ne olur ama bak bulunsun diye. Konuşun. Geldiysek yapma gerçeğe bunu konuşun. Böyle. Gerçeğe İncanım, konuşun ya burada. İncanım. Efendim Sıhı. Gerçeğe konuşun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Söz almak istiyorum. Şimdi biraz önce diyor ki mesela Ayşe diyor vuruldu diye aradım diyor. Bilmem ne ben oraya vardığımda sorduğumda ne oldu diye sorduğumda Ayşe küt düştü. Niye vuruldu demiyor orada? Ben vuruldu demedim. Bak ben aradığımda yengemi dedim ki yenge abi yetiş bize bir şey oldu kuyunun başında Veli düştü dedim. Bunlara da aynısını söyledim ben. Aynen. Saliye ben bunlara da aynısını söyledim. Saliye Taşdöğen vuruldu diyen yengemmiş orada ben demedim. Şimdi Saliye Hanım bu. Vurulduğunu söyle, söyleyen Saliye Hanım. Hayır, Saliye Hanım annesine diyor ki soruyor ne olmuş diyor. Kuyunun başında abime bir şey olmuş diyor. Şimdi bak diyorlar ki vurulmuş. Ben oraya vardığımda sorduğumda soruyorum. Diyorum ne oldu buna Ayşe abim diyorum. Ayşe'ye üç kez sordum bu soruyu. Üçünde de abi küt düştü, küt düştü diyor. Ben küt düştü dedikten sonra abim şimdi hani vurmuşlar bu bunu dedi zaten şeyde, Mustafa abi. Ayşe bir yandan Salih Hanım'a doğru anlat diyor. Maskeli kişiyi görme olayı konuşulduğunda evet. Kayınvaliden de başka kim vardı herkes ortamda? Herkes vardı İnci Hanım. Bütün akrabalar oradaydı yani. Kayınpederim falan evet, vardı. Evet vardı. Herkes vardı. Ama. Mustafa Bey göz ameliyatı nedir? Gözümde et vardı benim. Daha önceden randevu almıştım. İster gider hastaneden bu şeyler hakkında şey çıkarttırabilirim. Yani buna baktırır zaten hastanede o ameliyat tarihiniz ortaya çıkacaktır herhalde değil mi? Yani et var gözüme aldırdım. Tam cenazeden bir gün sonra mı aldırdınız o eti? Bir gün sonra mıydı, iki gün sonra mıydı? Bilmiyorum. Ayşe ne zamandı? Bir gün sonra. Ertesi gün cenaze. Ertesi gün ikindi geçtikten sonra gözü sargılı geldi. Peki cenazede dikkatinizi çeken bir şey var mıydı Mustafa Bey'in yüzünde? Ben zaten cenazede kimseyi görmedim. Diğerlere soruyorum diğerlerine. Yaşar Bey sen daha belki kendindeydin. Yok öyle bir şey cizikledi. Öyle bir şey görmedik. Yoktu. Bizim sülalede annemde peki, de et vardı. Annemdeki gözler ameliyat oldu et yüzünden. Bende de aynı et vardı. Ben de rahatsız ediyordu gece araba kullanırken. Ben daha önceden gittim randevu aldım. Yani muayene oldum randevu verdilerdi. Geçmiş olay olsun. Olaydan sonra Mustafa Bey ona da bakacağız. Çünkü burada anlatılan her şey önemli. Nihayetinde ortada aynen, bir aynen, cinayet aynen. var ve yetim kalan, babasız kalan iki küçük i̇şte. Kız çocuğu var. Hmm. Daha da acısı aslında babalarının ölümüne şahit aynen. olan iki İnci küçük Hanım, kız çocuğu İnci var. Hanım, İnci Hanım bir efendim? Şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Hacı Veli öldüğü sonra bu Yaşar Kocaoğlu'dur orada olay evde yani Mehmet Taşdöğen evinde. Mehmet Taşdöğen'e söylediği söz varmış. Mehmet Taşdöğen dayım böyle bir söz iddia etti. Dedi ki ne? Duyur demiş. Sen ol, ben olayım. Hasan olsun, benim oğlan Ahmet olsun. Toplanalım. Kendi aramızda bu cinayetin şeyini bir çözelim demiş yani. Mehmet dayım sonradan sonra diyor ki ne? Bu böyle böyle dedi bana duyur diyor. Benim de babam diyor buna basma diyor. Bu nedir diyor. Müsaaden ben anlamıyorum. Cinayeti beraber toplanıp çözmeye hazırsanız katili de zaten biliyorsunuz herhalde. Hayır, başka biz değil, biz değil. Mi? Yaşar Kocaoğlu'dur, Mehmet Taşdöğen'e söylüyor bunu.
söylemiş bunu. Mehmet Erdoğan dayım bunu söyledi bunu. Biz daha önce canlı yayında konuştuk Mehmet Bey'e soracağız ama şimdi Mustafa Bey sizinle ilgili iddialar var. Bakın Salih Hanım kuzeninizin eşi diyor ki ben vuruldu dedim. Vuruldu diye biz evden çıktık Hasan Bey'le. Ve siz o konuşmayı duyarak olay yerine gittiniz. Onlar size hiçbir şey söylemeden. Ve daha öncesinde sizin işte Hacı Veli'nin yani bir takım özel konular nedeniyle küs olduğunuz söyleniyor. Aynı kıza aşıkmışsınız. Hacı Veli'nin hiç küslüğüm yokmadı benim. Allah aşkına eşi o zaman niye küs olduğunuzu söylüyor? Ayşe'nin şimdi sakladığı gidip, başka bir şey var yani. Gidip gelmiyorlardı İnci Hanım. Yani hiç oturup kalkmıyorduk. Gidip gelmiyorlardı. Daha sonra yani benim küçük kızım doğduktan sonra Yaşar abi de hani Mustafa abigillerle de hanımı falan gelip oturmaya başladık. Öyle değil mi? Gelip gitmiyorlar mıydı ya? Söylesenize siz. Yani şu anda Ayşe'nin anlattığı konu doğru. Bu şey yani ben anlattığı yani konu şey doğru. Bu konusu evet. Doğru. Bu yani doğru yani. O arada yani Tarlar razı şeysin. Yani, dolayı biraz küstü yani. O şey küstü diyor Mustafa. Hayır. O şey de küsüldü. Mesela o arada küslük oldu yani. Arazi yani, tartışma. Ayşe'nin küsme oldu. Yani. Mesela şu konuyu olduğunuzu saklıyorsunuz. Yani doğru. Bu konu doğru. Şu konu doğru. Evet. Yani.